Avrupa'dan, ikinci Louis'den bir kez daha mutluluklar diliyorum sevgili seyirciler. Galatasaray Monaco karşısına çıkıyor. 14 Şampiyonlar Ligi'nden sonra 15. Şampiyonlar Ligi maçı Norveçli hakemin ve Norveçli hakem Rune Pedersen bu maçtaki 90 dakikayı başlatan düdüğünü çalıyor. Galatasaray'a yürekten başarı dileklerimizi bir kez daha iletelim. Popescu Cili hareket halindeydi. Şimdi topla buluştu Cili. Cili ara pası bu kez offside yok. Nonda çaprazda ceza sahasına yakın direkten geri geliyor ve taca çıkıyor top. Galatasaray için şans dakikası. Nonda. Nonda'yı Bülent kontrol ediyor. Kafa vuruşu Kerem'den dönüyor ve top filelerde. Contreras, Şilili futbolcusu golü atıyor Monaco'nun. Çok erken bir gol geldi. 6. dakika. Simone'nin kullandığı köşe vuruşu. İlk top Kerem'den dönüyor. Orada Contreras ve gol. Bir de bu açıdan izliyoruz. Contreras Kerem'den dönen topu tamamlıyor. Hakan Ünsal aldı tekrar topu. Arada Simone vardı. Nonda. Sağ taraftan Cili gidiyor. Simone şimdi Nonda yerini aldı. Nonda arkasında Bonal. Bonal vuruyor. Bravo. Dijana'da top kulelere gidiyor. Kerem'in müdahalesine rağmen. Kerem müdahale etti ama 19. dakikada Bonal'ın topu filelere göndermesine engel olamadı. Monaco 2-0 öne geçiyor. Hatırlayacaksınız. Sturm Graz'a karşı da kendi sahasında 5 gollü bir galibiyet elde etmişti Monaco. Nonda bırakıyor Bonal. Bonal'ın vuruşunda Kerem. Ama top sevmiyor Galatasaray'ı bu anda. Capone planda onu engellemeye çalıştı. Simone vuruyor. Bu kez Kerem çıkardı. Simone çok sert vurdu, isabetli vurdu. Bu maçtan önce 13 kez kaleyi bulmuştu. Yine kaleyi buluyor ama Kerem başarılı. Sağ taraftan Contreras. Onun pası Simone. Gelişine çok sert ve direnlerde top. 22. dakika Simone. Heyecan bile yaşatamadan bu dakikalar içinde kendi kalesinde 3 gol gördü. İşte çok sert vuruş Kerem. Genç Kerem. Tecrübe eksikliği var Kerem'in. Hakan Ünsal. Hacı'dan aldı Hakan Ünsal. Hakan Ünsal ceza sahasına girdi. Vuruşu ve top filelerde. Hakan Ünsal'ın golü Galatasaray'ı umutlandırıyor. 24. dakika Hakan Ünsal. Hakan Ünsal topu filelere göndererek Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci golünü atıyor. Bildiğimiz, alıştığımız bir şekilde girdi Hakan sol taraftan. Hacı'nın pası da enfesli gerçekten. Galatasaray'ı umutlandıran gol oluyor bu. İşte Hakan bir anda kurtarıyor kendisini. Çaprazda ama biz onun gollerine alıştık bu gollerine ve top filelerde. Hakan Ünsal'ın golü geldi. 24. dakika Hakan Ünsal. Morato kapattığı köşe ama Hakan Ünsal nefis gönderiyor. Jardel. Kafa pasında top Cili'ye gitti. Gallardo, Nonda, Nonda'yı vurdurmamak gerekir ve Nonda bir gol daha geliyor. 26. dakika 4-1 oldu skor. Gol sevincini ancak 2 dakika yaşayabildi Galatasaray. Cili'nin pası Gallardo'ya, Gallardo'dan Nonda'ya, Nonda döndüğü anda kaleci Kerem'le karşı karşıya kalıyor. İşte Nonda böyle dönüyor, bomboş Galatasaray savunmasında kademe hatası. Hacı Suat'la birlikte topa yakın. Hacı geliyor, duruyor. Topas kalktı dışarıda. Kaleci Polat'a uzandı. Bulmadı kaleyi Hacı'nin vuruşu. Şu anda da Monaco yarı alanında hiçbir Galatasaraylı yok. Şimdi Ergün ileri doğru hareketlenecek. Jardel. Jardel'in pası Suat.
Suat geriye dönmek zorunda, ileride kimse yok. Okan, Okan'dan Suat'a, ofsayt yok. Polat'a çıkıyor, Suat vurdu topa, girsin o kaleye ama girmiyor. Bomboş kale, top gitti 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 ama out'a çıktı. Ofsayt yok. Okan'ın pası nefis. Suat yapılabilecek her şeyi yaptı, kaleye topu gönderdi ama hayır. Top içeri doğru falso almadı. Bir kez de buradan izliyoruz. Bir kez daha kullandık. Müsait bir yere. Hakan Üsal nefis vuruyor ama kale içinde Kristan Wall. İşte bakın bu pozisyon. Bir kez daha geliyor ekranlarımıza. Nefis bir vuruş Hakan'dan. Orada Monda. İçeride mi dışarıda mı tartışması da var tabii ki bu pozisyonda. Gardel yine arka direkte. Ergün bu kez. Şimdi Ergün yerden. Hakan Ünsal golü buldu açı. Hakan çok sert vurdu. Ceza sahası içinde. Ravaşata ancak top o savunmadan dönüyor. Capone oralara kadar gelip gol aramıştı. Capone'nin müdahalesi. Ümit. Gardel hareketlenecekti. Olmadı. Pasta hata var. Suat'la Okan anlaşamadılar. Monda'ya doğru. Monda'ya vurdurmuyoruz. Bu arada Monda topu önünde buluyor ve dışarı atıyor. Çok basit hatalar ama inanılmaz pozisyonlar buluyor Monaco bu tip hatalarda. Bakın Popescu giriyor, sonrasında Bülent ama Popescu'nun kafa topunda Monda'nın önünde kalıyor top ve Monda dışarı atıyor. Jetu kazandırdı Simone. Monda'ya vurdurmamak gerekiyor. Vuruyor Monda, Kerem'de kaldı. Yerde kalıyor. Juliet'in hareketi. Bir anda gergin ortam. Juliet'in yanında bu ne kadersen. Ve kırmızı kart Juliet'e çıkıyor. 10 kişi kaldı Monaco. Çok önemli bir dakika. 30 dakikalık bir süre var ve Juliet'i kırmızı kart oyun dışı kalıyor. Ümit'e yaptığı hareket sonrasında. Ümit ve işte doğrudan doğruya bileğine müdahale var. Sakatlanmaya yönelik bir müdahale. Rumpe dersen bunu iyi tespit ediyor. Serbest vuruşun hazırlığında Ergün topun başında. Maçta 63. dakika. Ergün, Suat, vuruş ve gol. Toparlarla Bülent'in golü geldi. Galatasaray'ı umutlandırdığı gol geldi. Bülent'in, kaptan Bülent'in golü. Bülent köşeden topu finallere gönderdiğinde... İkinci Luis adında Galatasaray'ı destekleyenler yine ayağa kalkıyor. Nefis bir pas Ergün'den. Bülent o noktaya gidiyor, vuruyor ve topu filelere gönderiyor. Ergün'ün pası. Bülent'in nefis vuruşu Suat hemen arkasında. Ve parmaklarının ucuna çarpan top Paraton'un filelere gidiyor. Galatasaray Bülent'le umutlanıyor 63. dakika. Futbol 90 dakika dedik. Ve o 90 dakikaya çok şeyler sığar. Monaco 10 kişi. Bir faul daha. Jetu, onun da sarı kartı var mı? Kırmızı olur. Sarı kırmızı olur. Sarı kart ve ikinci sarı kırmızı dönüşüyor. Şimdi 9 kişi kaldı Monaco. İşte futbol bu. Bir anda her şey tersine dönüşebiliyor. Jetu ikinci sarı karttan kırmızıyla oyun dışında. Jetu'nun hareketi bu. Ergün yerde. Topa müdahalesi yok. Doğrudan rakibe giriyor. Kurallar bunun bir sarı kart olduğunu söylüyor. Çok önemli dakikalar yaşayacağız. Kristan Wall. Top direkten dönüyor. Kristan Wall'ın pozisyon bulduğu an. Top direkten döndü. Çok genç bir kaleci Kerem. Ceza sahasına Suat indirdi. Orada kapı vuruşu, ah direkten döndü. Şans şans Hasan Şaş. Şu top biraz sevse bu akşam Galatasaray'ı, skor böyle olmayacak. Bonal, Simone,
müdahale Popescu'dan. Devam ediyor mücadele. Sağ tarafta Okan. Ceza sahasında Suat ve Jardel. Bir kez daha Okan. Okan kaleye doğru. Son anda Porato. Son anda Porato. Okan gelişine kaleye. Tam finaline gitmek üzere top Porato. Bakın Okan. Kaleye doğru bakıyor. Vuruşu Porato. Yükseliyor ve topu gönderiyor dışarı. Bir kez daha yüklendi Galatasaray. Kafa vuruşu Porato. Oraya kadar Jardel ve Bülent gitmişti. Kerem dışarı attı topu. Bravo Kerem. Rune Pedersen saatini kontrol etti. Rune Pedersen bu maçtaki son düdüğünü çalıyor. Galatasaray Monaco deplasmanından 4-2 mağlubiyetle ayrılıyor. Puanı 7'de kalıyor.